Bu tohum öyle bir tohum ki Hüseyin, yani beni şaşkına çevirir. Zaten bu bitkiyi ben yıllardır araştıran bir insanım. Şimdi tohumların içinde biliyorsunuz yağlar da vardır. Yağ. Hem uçucu yağlar vardır, hem sabit yağlar vardır. Şimdi bunun içerisinde, yani bu tohumun içerisinde, yani %48,5 oranında omega 3 var. Yani omega 3. Bunun dışında %21'in üstünde omega 6 var. Doymamış yağ. Ve en enteresanı da %13'ün üzerinde şu zeytinyağının ana yağı nedir? Biliyorsunuz oleik asittir. İçerisinde oleik asit var. Yani omega 3 dediğimiz şey linolenik asittir. Linolenik asittir. Omega 6 dediğimiz şey linoik asittir. Zeytinyağındaki yağ da oleik asittir ağırlıklı olarak. Şimdi bunları topladığınız zaman Hüseyin, bunun %83'ü doymamış yağ. Ya Rabbi ya Resulallah, yarattığın nimetin hikmetine ben sual edemem. Niye böyle yarattı bunu diye düşündüğünüz zaman, yani bundan çıkacak olan acaba bitki nasıl bir bitki ve hangi özelliklere sahip olacak? Bak kekik var, tarçın var, karanfil var, tere var, tere. Yani yok. Ada çayı da var içerisinde. Yani böyle bir şey bu. Şimdi ben şöyle söyleyeyim. Mesela müthiş bir parlaklığı var bu bitkinin yapraklarının. Bu parlaklığı veren ne? Oigenol var içerisinde. Yani. Şimdi hava kirliliğinden dolayı soluduğumuz havanın içerisinde işte azot oksitler var, karbon monoksittir, karbon dioksittir, vaka bunlar. Karbon dioksit o kadar şey değil. Ama özellikle azot oksitler, egzoz gazları, araçlardan çıkan kükürtlü oksitler var. Bunlar ne yapıyor? Müthiş serbest radikal üretiyor. Yani kanseri tetikleyebiliyor. İşte cildinizin o güzelliğini, tazeliğini bozuyor. Erken kırıştırmaya başlatıyor. Hızlı yaşlandırmaya başlıyor. İşte bu bitkiyi tüketeceksiniz. Evet, bu bitkiyi tüketeceksiniz. Şimdi mesela bunun taze yapraklarını evinizde tutun. Bak Hüseyin, insanlarımız bunu yapmalı. Teredir, kekiktir, efendim biberiyedir, fesleğendir, ada çayıdır, biberiyedir. Bunları evinizde yetiştirebilirsiniz. Biraz güneş alsın, çok küçük tohumları işte bu kadar, bunları ekin. Bunun yapraklarını tükettiğiniz zaman sindiriminizi kolaylaştırır. Ve en önemli şey, hatırlama gücünüz zayıfladı değil mi? Zihin yorgunluğunuz var. Ben zihin yorgunluğunda ne öneriyorum? Çay geldi önünüze, 10-15 tane ne diyoruz? Kuru karanfili atın içine, karıştırın 1-2 yudum, ondan yavaş yavaş için. 10 dakika sonra saatinize bakın, saç dipleriniz bile karıncalanacak. Hatırlama gücünüz ve üzerinizdeki o zihin yorgunluğu da kalkacak diyorum. Ama bu bitkinin taze yapraklarını tükettiğiniz zaman dimağınız nasıl böyle şey yapacak, yani depara kalkacak. Yani böyle bir bitki. Başka bir şey daha söyleyeyim. Bakın, o kadar çok şey saklı ki bu tohumun içerisinde, genetik yapısında tabii bu program. Mesela diyabetik nöropatiler vardır. Sinir harabiyeti. Bu bitkiyi kullanacaksınız. Mesela çok yoğun toplantı günlerim olursa benim, ben bunun yaprağını eksik etmem. O gün hemen alırım, küçük bir kutuya koyarım. 2-3 yaprak yiyeceksiniz ya. Tamam, bak nasıl gidiyor ondan sonra. Başka, dikkat dağınıklığı. Çocuklarınızda dikkat dağınıklığı varsa,
sınav dönemlerinde lütfen bu bitkiden iki yaprak yedireceksiniz. Çok da hoş kokuludur. Evet, şimdi bir şey daha söyleyeyim burada. Bunları mümkün olduğu kadar pencere önünde tutmanız lazım. Yani günde yarım saat kadar pencerenin dışına çıkartın. Çünkü uçucu yağları var ya Hüseyin, evet. Uçucu yağa sahip olan bitkileri durgun ortamda yetiştiremezsiniz. Mesela lavanta, uçucu yağları vardır. Esinti ister, efil efil esecek. Ama onu salonunuza ekmek isterseniz saksıda yetişmez lavanta. O uçucu yağ kendisini boğar, sıkar. Onun için söylüyorum. Şimdi bu Hindistan'da tulsi olarak bilinir. Bu bitki müthiş bir bitkidir. Buna ilahi şey derler böyle. Nasıl söyleyeyim? Hindistan'da kutsaldır. Hristiyanlarda mesela ada çayı kutsal olarak çünkü şey yapar. Katoliklerde işte Hazreti Meryem doğumundan hemen sonra orada ada çayı vardır. Mesela onun için bunlara kutsal bitkiler olarak bakılır. Şimdi burada mühim olan şey bu bitkiyi kullanmak. Evet, bu fesleğen. Bunun iki çeşidi var Hüseyin. Dünyada fesleğeni incelediğiniz zaman bir Afrika Kilimanjaro kökenli olan var. İngiltere kökenli olan var. Uzak Doğu kökenli olan var. Çok şükür literatüre girdi. Türkiye, Anadolu topraklarından çıkan türleri de var. Bunların birçok türleri var. Dolayısıyla şimdi mesela bak şurada gördüğün şeydir. Renkli böyle mor, morumsu olan. Onları yani kavanoz bizim doğal eczanenin önünden kurtarayım hocam müsaadenizle. Evet. Sizin önünüze alayım mı hocam? Yok, buraya koyabilirsiniz, görsünler. Sizi kapatıyor o zaman. Aman olarak. Oradaki çekirdek ezilmesin. Yok hocam, o sizin önünüzde. Evet. Şöyle olsa hemen. Tamam. Tamam. Evet. Bakın. Alacağım. Bunun en makbul olanı düz yeşil olanıdır. Parlak yeşil olanıdır. Esas fesleğen odur. Bu koyu renkli içinde lacivert yeşil olanlar ise ne diyorsunuz buna? Reyhan. Evet. Hani hatta türküsü de var ya, dağlar kızı Reyhan diye. Şimdi en etkili olan bu yeşil olanıdır. Lütfen bakın bu bitki mutfağınızın penceresinde yetiştirebilirsiniz. Tere ekin, roka ekin, dereotu ekin, değil mi? Bunlar biberiyeyi, ada çayını çok rahatlıkla yetiştirebilirsiniz. Evet, bir başka şey daha, içerisinde kavikol var bu fesleğenin. Bak yeşil olanın. Diğerinde var ama mühim olan bu yeşil olan, taze alabilirsiniz. Şimdi ben gördüm, tohum satıyorlar böyle bu şeylerin, aromatik bitkilerin, işte ne bileyim derenin, tereotunun, işte bunları rahatlıkla yetiştirebilirsiniz saksınızda. Evet, 16. yüzyılda bu fesleğenin yaprakları iyice ezilir, migreni olanlara koklatılırdı 16. yüzyıla kadar. Yani böyle bunun şeyi. Bir de mesela eğer bunu salonda tutarsanız sinekler yaklaşamaz. Pencerenizin önüne fesleğenleri ekerseniz ne kara sinek gelir ne sivri sinek gelir. Hiç hoşlanmazlar. Ama bunun kokusunu da insanoğlu çok seviyor. Mübarek. Şimdi, çok hoş yani. İlahi bir kokusu var böyle. Şunu yapmayan var mıdır hocam? Şöyle fesleğini, evet, elini sürmeyen yoktur. Değil mi? Evet, şimdi işte bu Türk olan Anadolu fesleğeni bu. Evet, şimdi efendim bu serbest radikalleri yok etmek istiyorsanız vücudumuzda oluşan ve bu ağır metallerin zararsız hale getirilerek vücuttan atılmasına yardımcı olmak istiyor musunuz? Bu. Ama lütfen abartmayın. Yani gün içerisinde öğleden evvel, öğleden sonra böyle 2-3 yaprak yani bundan tüketebilirsiniz. Evet.
Burada mühim olan şey bunun evde de yetiştirilebiliyor olmasıdır. Fesleğen bu anlamda bulunmaz bir nimettir yani. Ne bileyim işte İtalyanların pizzasını dünyaya tanıtan bu fesleğenle yaptıkları şeydir. Sosun içerisinde fesleğen var. Böyle mutlaka fesleğeni kurutulmuşu da tazesi kadar faydalı mıdır hocam? Şimdi kurutulmuş şöyle aferin bak uçucu yağlardan bahsediyorum. Uçucu yağlar kurutulmuşunun içinde artık kalmıyor. Hüseyin. Yani onun için tazesini tüketmek. Ha kurutulmuşu nerede gerekli? Şeker hastaları kullanabilirler. Çayını yapıp içerseniz nöropati şikayetlerinde yani diyabetik nöropatide ne yapıyorsunuz? Bunu kullanabilirsiniz. Kurutulmuşunun çayını için günde bir defa bakın göreceksiniz o şikayetler yavaş 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 ortadan kalkmaya başlayacaktır. Kan şekerini de düşürür. Yani böyle bir nimettir fesleğen. Evet. Kimyon da var mübarek içinde. Kimyondan da almış. Tereden almış. Karanfilden almış. Tarçından almış. İlahi takdir işte programı. Böyle bunun. Ya tohumunda bunlar var. Kimyasal evet. Bileşimde ama. Ekiyorsunuz bu çıkıyor, işte. Hepsini veriyor. Ve bunun tohumu çok kıymetli. Bunun yağı çok kıymetli. Hüseyin yani ne demek ya %83 oranında bunun içerisinde doymamış yağlar var. Fesleğen yağı diye bir şey var mı? Hiç duymadım hocam. Var olmaz olur var mu? Değil mi? Var tabii. Var. Yani birçok şeyin yağını, bir keten tohumunun yağını biliyorum vesaire. Tabii. Bu fesleğen yani yağı. Fesleğenin de şimdi bunlar tabii uçucu yağlar olduğu için çabuk gider. Bak aklını kullanacaksın. Burada bu uçucu yağları tutman lazım. Taşıyıcı yağ kullanman lazım. Nedir taşıyıcı yağ demek ne demek? Mesela şey alırsınız. Ne bileyim ayçiçeği yağı alırsınız. Veya zeytinyağı. Bunun uçucu yağları şişenin içinde. Hemen ona damlatın karıştırın. Orada ne oluyor? Bunlar bağlanıyor. Şimdi efendim bakın bu fesleğen yağı o kadar kıymetli bir şey ki şimdi ne diyorlar? İşte diyorlar al Hüseyin Bey bu fesleğen yağı diyor. Uyduruyor. Uyduruyor. Fesleğeni alıyor ucuz yağın içerisine basıyorlar. 4-5 gün bir hafta bekliyor. Ondan sonra süzdüğünde yağ senin ayçiçek yağın olmuş fesleğen yağı küçük şişelere koyupsa olmaz hakikisi olacak. Yani destilasyonla elde ettiğiniz yağ olacak. Yani bu çavakkol içerisinde bağışıklık sistemini mükemmel bir şekilde güçlendiriyor.